Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. İmes yayınlar yani Cetvel yayınlarının TYT Mars denemesinin kimya soru çözümleriyle beraberiz. Sezyum katı halde yoğunluğu D diyor. 1,88 ve erime noktası 28,5 olan parlak altın renginde bir metaldir. İnsan sağlığı için oldukça tehlikeli olan sezyum çıplak elle temas edildiği dahi ani ölü olabilir. Radyoaktif olması nedeniyle çoğunlukla sanayi alanında kullanılan sezyum bilimsel gelişmelere yardımcı olması adına oldukça önemli bir elementtir. Kimyasal aktifliği fazla olan katı sezyumun havadaki oksijen ile oksitlenerek sezyum oksit bileşiğini oluşturabilir. Yukarıda sezyum elementi ile ilgili bilgilerden hangisinin doğru olduğunu söyledi. Sezyum elementinin oda koşullarında evet katı olduğunu bize söyledi. Oksitli zaten bir maddenin oksitlenmesi yanmadır. O da doğru. Sezyum bir şişede işareti bulunmalı. Evet, radyoaktif olduğu için radyoaktif işaretinin bulunması gerekmektedir. 8. sorumuz şıkkı geliyor. 9. sorumuza geldiğimizde değerlik elektron sayısını atom nokta bir grafik vermiş. 3. yatay sıra olduğuna dikkat edelim. Bulunan X ve Y elementlerinin değerlik elektron sayıları atom nokta buna göre hangisi doğrudur? Şimdi X'e baktığımızda 2, 8 değerlik elektron sayısı 1 bu X'in. Y'ye baktığımızda 2, değerlik elektron sayısı da söylemiş. 3. periyot 2A şeklinde belirtiyoruz. O yüzden X'in atomu 11 şeklinde bulunur doğru. Y elementi toprak. Bakın 2A nedir arkadaşlar? Toprak kali olması gerekir. Toprak metal dediğimiz 3A'dır o yüzden yanlış. Metalik 1A, X bu tarafta, Y bu taraftadır periyodik cetvelde. O yüzden metalik doğrudur. Cevabımız C şıkkı gelecektir arkadaşlar. 10. soruya geldiğimizde bakın bir BH3'ü görüyoruz. BH3'te merkez atomda birlerinde hani 6'ya tamamlamış, diğeri azot ise 8'e tamamlamıştır. Yukarıda BH3 ve NH3 bir Lewis elektron nokta gösterimi verilmiştir. Bu bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her iki bileşikte de bağlayıcı elektron çifti bakın 1, 2, 3 çift, diğerinde de 1, 2, 3 çift. O yüzden 3'tür, aynıdır. Birer moleküllerindeki atom sayısı B ve 3 tane hidrojenden dolayı, N ve 3 hidrojenden dolayı 4 doğrudur. BH3 apolar evet her yerinden eşit çekildiği için ve merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulundurmadığı için apolar. NH3 ise merkez atomda ortaklanmış çifti olduğu için, ortaklanmamış elektron çifti olduğu için polar yapı gösterir. Doğrudur. Bileşikteki azot oktetini tamamlamıştır. Arkadaşlar bakın bor oktet boşluğu olan bir atomdur. Kendisi 6'ya tamamlamış. Bakın bu 8'e. 8'e tamamlıyor. Oktetini tamamlamıştır ama bor tamamlayamadığı için yanlıştır. BH3 bileşiğinde ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Hepsi ortaklanmıştır. O yüzden doğru oldu arkadaşlar. Evet. Diğer soruya geldiğimizde yani 11. soruya geldiğimizde bize XYZ metalisi ile yapılacak deneylerde aynı kalınlık ve uzunlukta metal parçalarına aynı kuvveti uygulayan çekiç ile vurulmuş. Metal parçaların ezilmeleri bakın X en az ezilen. Y sonra Y'dir ki en fazla ezilen Z olduğunu burada görmekteyiz. Metaller aynı koşullarda erime noktası Y, X, Z şeklinde söylemiş. Yani N'in erime noktası en düşük, N erime noktasının en büyük olduğunu buradan görmekteyiz. Olduğuna göre yargılardan hangisi doğrudur? En sert metal, bakın en az ezildiği için en serttir. X metaline göre daha zor şekil alır. Evet, X, Z çok çabuk ezildiği için hani şekil verilmesi oldukça kolaydır. X ise ona göre daha zordur. O yüzden doğrudur. Sertliği fazla olan metalin erime noktası küçüktür diyor. Hayır, sertliği fazla olanın erime noktasında daha büyük olması görüyoruz. O yüzden yanlış. Cevabımız B şıkkı gelmiştir arkadaşlar. 12. soruya geldiğimizde kalsiyum ve bakır elementlerini görüyoruz. Ve bakır metallerinden yapılmış çubuklar şekil 1'deki gibi HNO3 yani çözeltisine takılır. Sonra şekil 2'deki durummuştur. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi bu tepkime şöyle yazsak. Bakın kalsiyum HNO3'ten kalsiyum nitratı H2 gazı çıkar. Bakır artı HNO NO3 artı NO2 artı H2O çıkmaktadır.
Kapta S H2 gazı çıkar. Gaz olarak hem H2 çıkacaktır hem de NO2 gazı çıkacaktır. O yüzden yanlış. Kalsiyum metalleri metaline göre daha hızlı reaksiyon vermektedir. Evet, kalsiyum oldukça hızlı daha tükenmiş ama bakır ona göre daha yavaş tükenme göstermek. Doğru. Kapta sadece kimyasal değişim. Hayır, bu maddeler evet kimyasal bir değişim gerçekleşti ama bunların suda çözülmesi de muhtemelen bir miktar gerçekleşecek. Bu gerçekleşme fiziksel bir olaydır. O yüzden yanlış dedik. Cevabımız Bursa gelmiş oldu. 13. soruya geldiğimizde çözücü ve çözünen maddelerin kendi tanecikleri arasındaki etki daha iyi hale getirir. Yani polar polar, apolar apolar daha iyi çözer. Hidrojen bağları, hidrojen bağları birbirini daha iyi çözer şeklinde söylemiş. Burada su ve metil alkolü gösterdiğinde dipol dipol ve hidrojen bağ. Su ve HBr tanecikleri arasında sadece dipol dipol etkileşim. O yüzden metil alkol ile HBr'ye göre suda daha iyi çözünüyor şeklinde söylemiş. Biz şimdi bir bakalım. Birincisi H2S bir polar yapı gösterir. B polar yapı gösterir. Ama Br ap bir yapı molekül gösterecektir. Şimdi bunda hidrojen bağı yokken HB'de hidrojen bağı vardır. Bunda da bulunmamaktadır. Hidrojen bağının etkisi fazla olduğu için en büyük 2. Sonra polar olduğu için 1 dipol dipol etkileşim gösterdiler. En sonunda polar apolardan kaynaklı 3 numara olduğunu söyledik. 2-1-3 şıkkı A şıkkında gösterilmektedir. Geldik 14. sorumuz. Saç boyası ile ilgili hangisi doğrudur? Saç boyası evet metik bir üründür. Doğru. Saçın boyanması saçta kimyasal ve fiziksel değişimlere sebep olmaktadır. Doğru. Kına ve papatya özü doğal bir saç boyasıdır. Bu da doğru. Cevap E şıkkı gelmektedir. Arkadaşlar bu şekilde Mars denemesini kimya soru çözümlerinin sonuna geldik. Kanalımızı beğen, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.